Sayın Cumhurbaşkanımızın 10 Kasım'daki gazetelerde çıkan bir beyanı var. Nükleer santrallara karşı çıkanlar hıyanet içinde değilse gaflet içinde demektedirler. Ancak yine inanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız çevresince yanlış bilgilerle desteklenmektedir. Birazdan tane tane anlatacağımız şekil, usul ve uygulamalarda gördüğümüz eksiklikleri eğer Sayın Cumhurbaşkanımız dikkate alırsa nükleer santral maceramız macera olmaktan çıkıp gerçek bir veriye ve tabana oturacaktır. Bunlardan ilki Çekmece Nükleer Araştırma Enstitüsü ile ilgilidir. Sadece 1 megawatt gücünde olan Çekmece Nükleer Araştırma Enstitüsü 1962'de faaliyete geçmiştir. Ve Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bu nükleer reaktöre bir tek gram uranyum 235 üretmedik. Üretemedik. Çünkü neden? Darbeyle gelen paşalar ya da daha sonra iki cumhurbaşkanımız da kendileri darbeyle gelip iktidara oturduklarında ya da cumhurbaşkanı olduklarının neredeyse ertesi günü Türkiye'de uranyum 235 üretilmeyecektir diye kağıt imzalamışlardır. Dolayısıyla nükleer santrallerin ana maddesi olan uranyum 235'i maalesef Türkiye'de üretemiyoruz. Bir diğer söyleyeceğim, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK söylerken ağzımızı doldurarak söylediğimiz bu kurum maalesef Türkiye'nin nükleer santral ihtiyacına cevap verecek bir kurum değildir. Çok müşahhas olarak ifade ediyorum. 3 tür lisanslama vardır. Bunlardan biri yer lisanslamasıdır. Diğeri bir işletme kurulurken lisanslama ve sonunda işletme esnasında lisanslamadır. Her 3 evre içinde 700 adam yıla ihtiyacımız vardır. Ve maalesef TAEK'te uluslararası lisanslama kabiliyetine sahip her grup için 7 adamımız yoktur. Hal böyleyken bu durum ihalelere de yansımış ve maalesef belli şark kurnazlıklarına gidilmiştir. Şimdi yer seçimi esnasında Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işlerle ilgilenenleri bir araya toplamışlar. Ama bunların hepsi maalesef lisanslama kabiliyetine sahip kişiler değil. 43 ayrı kriterle Türkiye Cumhuriyeti'nde Sinop'ta nükleer santral yapılmalıdır diye karar verilmiş. Ancak bilinmez eller bir yerlere emir vermiş ve TETAŞ 1976'nın şartlarında karar verilen Mersin Akkuyu'ya karar vermiştir. İlk başta yanlış olan budur. Gerçek sebeplerle biz yer seçiminde bulunamadık. O lisanslama kabiliyeti olan arkadaşlarımızın olmadığı bir ortamda karar verilmiştir. Dolayısıyla daha başlangıçta biz bir nükleer santralın yer seçiminden, kurulmasından işletilmesine kadar ilgili elemanlara sahip değilken başlamışızdır. Bir başka şey daha. Madem ki uranyum 235 üretemiyoruz denmiştir, o zaman ihaleyi alan ülkeden alalım. Bir başka yanlışlık da burada başlamıştır. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımız ihale şartlarına baksınlar. Çok müşahhas bir şart var. Deniliyor ki Türkiye'de kurulacak olan nükleer santral mutlaka Avrupa standartlarında olmalıdır. Ama biz gittik Rusya'dan aldık. Şu sorulabilir, iyi ama onların da nükleer santralları var, herhangi bir şey olmayabilir. Öyle değil. İkinci bir madde diyor ki o ihale şartlarında hangi ülke bunu kuracak ise kendi ülkesinde de mutlaka aynı santral kurulu olmalıdır. İşte bizim tipik şart kurnazlığımız buradadır. Yani orada kurmuşsa bizim lisanslama bilen kişilere ihtiyacımız olmadan da bir emniyet payıdır bu. Kendi ülkemizde de kurabiliriz. Ama problem şu. Rusya'da bu WWER-1200'lük bir nükleer santral yoktur. WWER-1000'lik santrallar vardır. Su basınçlı reaktörlerdir bunlar. Bunun anlamı şu. Pekala sade vatandaş şöyle düşünebilir. Ya hocam işte 1000'lik yerine 1200'lük yapıyorlar. Bunun zararı nedir? Öyle değil.
1200'ün tam dizaynı tamamen değişiktir. Yani Ruslar berberliği bizim başımızda öğreneceklerdir. Dolayısıyla bizim uranyum alacağımız yerlerde Rusya olacaktır. Çünkü neden? Anlaşmada TÜVEL şirketi size uranyum 235 temin edecek diye madde vardır. Güzel. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünebiliyor musunuz? Öyle bir işe kalkışıyor ki dünya zenginleştirilmiş uranyum rezervinin %85'i Türkiye'ye çok da sempatiyle bakmayan 3 ülkededir. Hollanda, Fransa ve Almanya. Şimdi bunlardan alabilme şansımız ne kadardır? Değerli izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Rusya ise sattığı bir malı canı istediği zaman doğalgazla 2006 ve 2009'da doğalgazı Avrupa'ya kesmiştir fiyatı yükselteceğim diye. Bizde bir uçak düştüğü zaman domates alımları dahil durduran Rusya'ya biz nükleer anlaşma gibi önemli bir tesisin kurumunda ne kadar güvenebiliriz? Ve nitekim o dönemde eğitim vermek için Rusya'ya çağırdıkları kişilerin geri dönmesini istemişlerdir. Böyle bir Rusya ile karşı karşıyayız. Şimdi acaba bunu kurarken bizim ilgililerimiz dünya rezervinin buna yeteceğini düşündüler mi sorusunu hep soruyorum. Çünkü dünya rezervinin ürettiği, şu anda dünya rezervinden üretilen uranyum 235 halen mevcut 450 nükleer santralın %67 ihtiyacını ancak karşılamaktadır. Yani %33'lük bir oran servis edilememektedir. Bunun zımni anlamı şu, yarın bizim nükleer santralımızın olması demek, nükleer santralımızın çalışacağı anlamına gelmemektedir. Nükleer santralımızın çalışacağı anlamına gelmemektedir. Şimdi o zaman biz kendimiz üretmeliyiz değil mi? Uranyum 235'i kendimiz üretmeliyiz. Ama biraz evvel ifade ettiğim gibi gözükmez karanlık odaklarda anlaşmalar imzalanmakta. Belki ileride Türkiye nükleer bir güç olabilir endişesiyle Türkiye'nin uranyum 235 izotopunu üretmesi istenmemektedir. Belki de bu sebeple 1986'da META'nın uranyum zenginleştirme tesisi kapatılmıştır. Biz %85 zenginliğe sahip uranyum zenginleştirme, mekanik zenginleştirmedir bu, sarı pasta elde ediyorduk. Bir kararla kapatıldı. 1200 kilo net zenginleştirilmiş sarı pasta TAEK'e teslim edildi. Ümit ediyorum hala Türkiye'dedir. Çünkü gelecekte ihtiyacımız olabilir, değerli ilgililerin araştırmasında fayda vardır. Başka bir şey daha. Anlaşılmaz bir biçimde Türkiye'nin en zengin uranyum yatağı Yozgat Sorgun'dadır. Bizim uranyum yataklarımız vardır. Salihli'de vardır. Aydın'da vardır. Manisa'da, Uşak'da vardır. Ama en zengini Yozgat Sorgun'dadır. Ve çok garip bir biçimde Yozgat Sorgun'daki uranyum yataklarının bulunduğu bölge, bu cümleme lütfen dikkat edin, 180 bin dönüm Avustralyalı bir şirkete işletme için verilmiştir. Ve yine mecliste çok garip şeyler olmuştur. 2008'de normalde radyoaktif mineraller uranyum, toryum, plütonyum gibi 6. grup olarak başka bir grupta idi. 4. gruptan 6. gruba alındı. Neden? Çünkü 4. grupta ruhsat verdiğiniz zaman 2000 hektara, 20 bin dönüme kadar veriyorsunuz. 6. gruba alındı ki 5000 hektar yani 50 bin dönüme kadar parsel parsel verilmek istenen kişilere verilsin. Ve nitekim 2000 sadece 11'de bu amaç için kurulan Anatolian Energy Resource adlı Vespert merkezli bir şirkete verilmiştir. Ve gene ilgililer lütfen takip etsinler. Bu şirketin yönetim kurulu başkanı da Türktür. Dolayısıyla hiç ilgisiz kişiler Türkiye'de ya da devletin kontrolündedir inşallah Türkiye'den bu uranyumları alıp yurt dışlarına götüreceklerdir. Bir diğer çok önemli hususta
bir nükleer santral kurulurken anlaşmaya mutlaka yazılması gereken iki şey yazılmamıştır. Bunlardan bir tanesi nükleer atıklar nereye gömülecektir? Türkiye mi, Rusya mı? İkincisi, bunun söküm günü geldi. Diyelim ki ekonomik ömrünü tamamladı. Bir nükleer santralın söküm masrafı kurulum masrafından daha pahalıdır. Kimin sökeceği belli değildir. Anlaşmada bu yoktur. Bir diğer önemli husus, şimdi siz bir kurum, nükleer santral kuruyorsunuz. İlk başta bakarsak eğer ilk kuruluşundan itibaren arzu edilen atomda doktora yapmış, profesör seviyesine ulaşmış kişilerin nükleer santralların atom enerjisi kurumu gibi kurumların başına geçmesiydi. Nitekim 3 tane böyle vardır. Sadık Kakaç Bey, Nejat Aybers Bey, Allah rahmet eylesin, Ahmet Yüksel Özemre Bey, üçü de profesördür ve atom profesörüdür. Ama ne yazıktır ki, işi ehline ver kaidesine burada da uyulmamıştır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gibi bir kurumun başına, inanmayacaksınız ama generaller oturmuştur, albaylar oturmuştur, emekli memurlar oturmuştur, baytar oturmuştur ve en son yöneticimiz de kimya mühendisidir. Dolayısıyla işi ehline vermezseniz sağlıklı bir sonuç beklemek de çok zordur. Ve yine Türkiye'de garip şeyler olmaktadır. Bunlardan biri de TETAŞ tarafından yapılan uygulamaydı. Hatırlarsanız Türkiye'nin bütün aklı erenleri Sinop'u seçtiği halde TETAŞ, Mersin Akkuyu'ya karar vermiştir. TETAŞ bir hata daha yapmıştır. Ortada nükleer santral yok yıl 2009'dan önce. Ve TETAŞ orada olmayan santraldan üretilecek elektrik için ihaleye çıkmıştır. Ve bu yanlış Danıştay'dan 2009 yılında dönmüş ve herhangi bir ihale ortaya konmamıştır. Ama değerli ilgilenenlerin ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anlatılanlara gerçekten doğru mu diye bir kez daha ilgilileri çağırarak sormasını arzu ederim. Biz yeniden Refah Partisi olarak nükleer santrala karşı değiliz. Ancak yanlış metot ve usullerle uygulanan biçimde olan bir nükleer santral kurumuna karşıyız. Kaldı ki yıllardır nükleer santraldan bahsediyoruz. 3 kez temel attık ama ortada nükleer santral yok. Ve kaç yıl sonra biteceği de belli değil. Bu dünyadaki tekniklerden biridir. Şu anda inşaatına yıllar ve 20 yıl evvel başlanmış, hala bitirilmeyen 28 tane nükleer santral vardır. Birileri sizin paralarınızı alır, yapıyormuş gibi yapar. Çünkü ortalıkta size sağlayacağı uranyum 235 servisi yoktur. Türkiye'deki de maalesef o noktaya doğru gitmektedir. Biz bunun yerine ne yapabiliriz? Güneşli günler bizi bekliyor. İnşallah Refah iktidarında, yeniden Refah iktidarında biz Allah'ın Türkiye'ye lütfettiği güneş enerjisini kullanarak çok kısa bir sürede, 4 yıl gibi bir kısa sürede mevcut kurulu bütün santrallarımızın %20'si kadar güneş santralı üreteceğiz.